Peki doğum sonrası normal ya da sezaryen doğum gerçekleşti. Bebek de sağlıklı ama alınan kiloların verilme süresi nedir? Üzerine tekrar hangi aşamadan sonra ister istemez sağlığımıza da dikkat ediyoruz. Tekrar gebe kalma durumu olabilir. Adet düzensizliğe ilgili çok fazla sorular var. Gebe kalabilir miyim? Adet düzensizliği etkili olur mu diye gelen soruların cevabı olsun hocam. Gebelik bitti. İlk soru doğum yaptı, Doğum yaptı verilen ve kilolar nasıl nasıl verecek? vereceğiz? Evet. İşte Şimdi siz fit bir annesiniz. Şimdi az sonra da Can'la Deniz'i çağıracağım. Aslında büyüdü onlar. Kocaman bir 7 yaşına 7 geliyorlar, yaşına evet. geldiler ve o 7 yaşında tabii onların yaşam alanları, sizlerin yaşam alanı eşinizle birlikte tamamen değişti değil mi? Çocuklara Tabii yönelik ki, tabii ki. ister O istemez hayatımız oldu. onlar oldu artık. Onlara göre planlıyoruz her şeyimizi. Gebelik döneminde ne kadar az kilo alırsanız o kadar az vermek durumunda kalırsınız. Onun için de o yerleşen kiloları vermek gerçekten zordur. Dolayısıyla esas olan çok almamak, fazlasını almamak. Ama işte bir 40 süreci var, doğum sonrası 40 gün. O 40 günlük süreçte herhangi bir spor yapmak veya işte diyet yapmak önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü anne emziriyor, süt veriyor. Onun için de yine beslenmesine dikkat ettiği bir dönem olmalı. Ama hani beslenmeye dikkat etmek deyince özellikle sağlıklı beslenmek her zaman söylüyorum. Yani çok fazla yemek değildir güzel beslenmek. Mesela süt yapan besinler nedir diye sorulur her zaman. Bol bol sıvı tüketmek, suyu fazlasıyla içmek, günde 4 litre 5 litre su içmek, işte çorba, komposto gibi sıvı gıdalar bunlar süt yapar. Öyle hani bildiğim derler diyorlar ki mesela tahin ye süt yapar, hurmayı ye süt yapar, sütlaç ye süt yapar. Böyle yemeye içmeye boğulursa gebelikte almadığı kiloları anneler bu sefer emzirme sürecinde alıyorlar. Üstüne biraz daha ekleniyor ve vermek tabii ki zor ondan sonrası. Doğum yapan annenin bence ilk yapmaya başlayacağı spor yürüyüş. Açık havada alacak bebeğini de arabasıyla birlikte. Bebek de hava Bebek de alacak. hava alacak, anne de hem oksijen Vücudu. depolayacak hem biraz kendisine vakit ayırmış olacak. Çünkü lohusalık dönemi depresyonlara, işte psikolojik problemlere de açık bir dönem. 7-24 zamanınız bir bebeğe endeksli oluyor. Nefes alacak zaman kalmıyor annelere. Dolayısıyla da böyle günde bir yarım saat, 40 dakika açık havada bir yürüyüş hem enerji kaybını artıracak hem de psikolojik enerji depolamasına sebep olacak. O yüzden o 40 çıkana kadar böyle hafif bir yürüyüşle başlarlarsa çok yerinde olur. Sonrasında 40 çıktıktan sonra daha önce ne spor yapıyorlarsa o spor yapmaya dönebilirler. Salon sporları, her neyse yapmak istedikleri sporu yapabilirler. Siz fit bir annesiniz. Öncesinde zayıf mıydınız diye soralım. Bu kilo çünkü. Ben her zaman evet zayıftım ama ben hani her anlattığım şeyin başında da diyorum ya hep sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme, hareket, spor. Ben oldum olası yani ortaokul, lise dönemlerinden itibaren işte yürürdüm, koşardım, basket oynardım, voleybol oynardım. Salon sporları yaptım, fitness'a gittim. İşte çocuklar doğduktan sonra yine spor yapmayı da bırakmadım. Şahane. Yani haftada bir iki gün de olsa illaki bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimde ama bir aşaması tabii ki sağlıklı beslenmek. Ne kadar düzgün beslenirseniz o O kadar kadar. kontrol altında oluyor bu iş.